Fon tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, Stüdyo Hamburg'la devam ediyoruz yayınımıza sayın seyirciler. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings son enflasyon verilerinin ardından Fed'in bu yılın ikinci yarısında 2 faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Gecikme faizle uygulanacak. Bu haberimizi de birazdan aktaracağız. Küresel piyasalar gözünü 31 Temmuz'da Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevirmiş durumda. Geçen yılın Temmuz ayından bu yana Fed politika faizini 5.25-5.50 seviyesinde tutuyor. Fed'in ne zaman faiz indirip indirmeyeceği piyasalar tarafından yakından takip edilirken, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch faiz indirimi için tarih verdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, son enflasyon ve işgücü piyasası raporlarının ardından Amerikan Merkez Bankası yılın ikinci yarısında 2 faiz indirimi yapacağını öngördü. Fitch Ratings, Amerika'da geçen seneki faiz artışlarının işgücü piyasası ve talep üzerinde bir miktar etki göstermeye başladığını, siyasetin yüksek belirsizlik alanı olmaya devam ettiğini ve jeopolitik riskin kalıcı olduğunu belirtti. Fitch'in yayımladığı rapora göre, ABD'de yavaşlama işaretleri zayıf kredi büyümesinde ve yavaşlayan tüketici harcamalarında açıkça görülüyor. Raporda temel durum tahminlerimizde açıkça durgunluk bölgesinin oldukça üzerinde kalsa da reel gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin önemli ölçüde yavaşlaması ile bu durumun yılın ikinci yarısında da devam etmesi bekleniyor denildi. Evet, Sipay Hazine Müdürü Sayın Eren Kuru şu anda karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Küresel tarafa da bakacağız birazdan çünkü 3 büyük merkez bankasının faiz kararları takip edilecek. Bu hafta önemli bir hafta ama önce biz BIST'le başlayalım. Borsa İstanbul geçen haftayı kayıpla tamamlamıştı. Yeni haftaya da çok keyifli başlamadığını görüyoruz. Öncelikle bunun nedenleri nedir size göre? Hatırlarsanız bir geçtiğimiz yayında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye özelinde faiz, kredi reytingi upgrade'inden sonra belli başlı endeks cephesinde kayıplar gördüğümüzü gördük. Hem evet, önceki performanslara baktığımızda hem de önceki geçmiş dönem finansal raporlara baktığımızda hemen hemen büyük bir çoğunlukta kayıp olarak gördük. Karşımıza çıktı bunlar. Şimdi en son Moody's tarafından 2 not kademe yükselttikten sonra yine kayıpları karşıladık diyebiliriz. Endeks kabaca bir %4-%4,5 bandında bir değer kaybı yaşadı en yüksekten şimdiye kadar. Bunun bir miktar daha kaybını görebiliriz önümüzdeki dönemlerde. Olası senaryoda 10.500 civarını görüp oradan tekrardan teknik seviyeye bakacak olursak 10.500 üzerinde bir tepki artışı görebiliriz. Peki yatırımcı burada nasıl bir yol haritası izlemeli peki? Aslında evinde hisse senedi bulunan, BIST 30 hissesi bulunan bir yatırımcı buna karşı vadeli tarafta örnek vermek gerekir isek Garanti Bankası spot tarafta taşıyor pozisyonu var. Bunun tam karşı bacağında pozisyonun yarısı kadar bir hedge mekanizması olarak vadeli tarafta short pozisyonu açabilir. Hem burada pozisyonu yarı yarıya korumuş olur, hem de günlük olarak P&L'i gördüğünüz zaman all-in'de kar ve zararı spotta taşıdığı kadar gerçekleşmez. Bu birincisi. İkincisi ise, örnek veriyorum, yine Garanti Bankası'ndan yola çıkalım. Garanti Bankası'nın elinizde 100 adet Garanti Bankası hissesi var. Buna karşılık Garanti Bankası'na bir adet short hisse vadeli tarafta yine bir short pozisyon açıldığı zaman buradaki vade sonuna kadar beklendiği zaman kabaca %45-%47 bandına getiri elde edebiliyor. Buna da arbitraj deniyor. Eğer yatırımcı tamamen bir Borsa İstanbul cephesinde de endeks cephesinde bir görmüyorsa pozitif bir anlamda pozisyonlarını bu şekilde evritebilir. Diğer taraftan
Eğer illa hisse senedi endeksin tarafında bir miktar pozisyonlanma yapıp ama fazla da riske maruz kalmadan pozisyonu taşımak istiyorsa değişken fonlar var. Fix income yani sabit getirili menkul kıymet ürünlerin yoğunlukta olduğu değişken faizi ağırlıklı olan fonlar var. Buralarda bir miktar yoğunlaşabilir. Peki bunun haricinde daha çok ne yapılabilir? Daha çok hani endeksten daha az etkilenmesini istiyorsa bir yatırımcı da daha çok defansif şekilde hisselerde defansif hisse senedi tarafında bir miktar pozisyonlama yapılabilir diye söyleyebilirim. Daha çok bu parakende sektörü olsun, sanayi sektörü olsun. Zaman zaman bunların betası endekse göre ayrısa da bu iki sektör özelinde bir miktar pozisyonlanma yapmakta yarar var. Eğer yatırımcı önünü net bir şekilde göremiyorsa diyebilirim. Hangi sektörlerdeniz? Bir kez daha altını çizelim. Sanayi ve parakende sektörü diyebilirim. Bir sanayi. Miktar hani defansif şekilde yer alabiliyor. Evet, hisse senedi tarafında yapılabileceklerden söz etmiş oldunuz. Onun dışında diğer yatırım araçları anlamında hani parasını enflasyona karşı ve piyasa risklerine karşı korumak isteyen yatırımcıya diğer yatırım araçları açısından bir tavsiyeniz olur mu? Tabii ki de aslında aylık enflasyonun üzerinde getiri sağlayan para piyasası fonları mevcut. TEFAS'ta bu günlük getiri olarak sıraladığımız bakımda yani hem mevduatın üzerinde getiri hem de aylık enflasyon üzerinde getiri elde edebilen para piyasası fonları mevcut. Hani bunu aylık dolar artışına göre bakıldığı zaman hem aylık enflasyona bakıldığı zaman para piyasası fonları hala yatırımcı gözünde bir miktar cazip. Hatta tüzel kişilikseniz bireysel değil de tüzel bir yatırımcı olarak bir para piyasası fonlarına yatırım yapıyorsanız burada stopaja tabi değilsiniz. Kurumlar vergisine beyanlanmadan dolayı kurumlar vergisini ödüyorsunuz ama stopaj dan doğan geliri siz ödemiyorsunuz. Hem tüzel kişilik olarak söylüyorum. Bireyselde bu eskiden vardı, şu an yok. Buralarda bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Hatta şöyle söylemek gerekir. Hani bir fon alokasyonu yapacak olsak isek yani %70 hatta 65-70 bandında para piyasası fonu, geri kalan tarafta da değişken fon ve özellikle döviz bazlı fonlarda yer almak istenilebilir. Hatta bir miktarda hani endekse bağlı olarak şekilde bir miktarda endeks üzerinde yani onu da TEFAS'tan bakılabilir. Hani bu geri çekilmede en iyi performans hani hangi fon göstermiş? Örnek veriyorum, endeks %4 düştü ama sizin fonunuz %2, %2,5 düştü. Aslında bu başarıdır. Buna göre bir TEFAS'tan sıralama yapıp bu düşük segmentte günlük P&L sizin modelinizi bozmayacak şekilde bir miktar endeks cephesinde, döviz cephesinde, altın cephesinde ve yüksek ağırlık olarak da para piyasası fonları cephesinde bir miktar aloke edebiliriz diye söyleyebilirim. Evet. Peki şu da merak ettiğimiz konulardan bir tanesi, az önce not artışının BIST üzerine etkisinden bahsetmiştik. Peki yabancı portföylerinin kompozisyonunu etkiledi mi ya da nasıl etkiledi? Moody's'in iki kademe not artışı, özellikle tahvil cephesindeki, hisse senedi cephesindeki bu anlamda dağılım nasıl? Aslında yabancı yatırımcı değil mi? Aslında hisse senedi hani eskisi yılbaşından bu yana bakıldığı zaman aslında pek bir portföylerde ağırlıklandırma yapmış diyemeyiz. En fazla ağırlık tahvil cephesinde. Tahvil cephesinde aslında daha çok uzak tarafta, yani 10 yıllık tarafta TL bazlı olacak olarak olur isek genelde 10 yıllık tarafta bir miktar pozisyonlanma yapmaya başladı diyebiliriz. Peki neden 10 yıllık? Neden 2 yıllık, 5 yıllık değil de 10 yıllık? Hani hem kredi derecelendirme kuruluşları olsun hem de piyasa katılımcıları olsun 2024'ün son çeyreğinde kademe olarak, hani de bu geçtiğimiz ayda gördük, önümüzdeki aylarda da kademe olarak enflasyonun düşeceğini fiyatlanması var. Siz de yayınlarda dile getiriyorsunuz bunu zaten. Buna göre pozisyonlanma yapmak isteyen ve fix income ürünü kullanan birisi, yani tahvil tarafını pozisyonlanma yapmak isteyen birisi uzak taraflı tahvillerde bir miktar risk alabilir. Peki bireysel yatırımcı
Hani bu taraflı tahvillerde, 10 yıllık taraflı tahvillerde hani yabancı yatırımcı gibi pozisyonlanma yapamaz. Burada nasıl bir şekillenme gerçekleştirebilir? Hani küçük yatırımcı için söylüyorum. Portföy yönetim şirketlerin hani son zamanlarda ihracı gerçekleştirdiği uzak taraflı, uzun vadeli borçlanma araçları TL bazlı fonlar var. Oralarda TL bazlı fonlarda getiri sağlamak için oralarda bir miktar risk alabilirler. Deminki alokasyonu ek olarak söylüyorum. Yani para piyasası fonlarından günlük siz ortalama 0.13 getiri elde ediyorsunuz. Bunun içerisinde bono tahvil de var. Bu günlük değerlemeden dolayı aslında para piyasası fonlarında bir getiri artışı görülüyor. Görüyoruz bir sonraki gün, bir hafta sonra gibi. Ama bu uzun vadeli borçlanma araçlarında işlerindeki hani şöyle söylemek gerekir. Bir tahvilin vadesi ne kadar uzunsa volatilitesi o kadar uzun olur. Hisse senedi gibi düşünün. Günlük hem yabancı yatırımcı geliyor, bankalar buna kotasyon görüyor. Onun karşı tarafta portföy yönetim şirketleri var. Bu üçün cephesi karşısında aslında bir alış ve satış gerçekleşiyor. Bundaki alış ve satışlar hisse senedi gibi hani birebir değil de hani bazı satışlar olduğu için volatilitesi daha yüksek oluyor aslında uzak taraftaki tahvillerde. Siz 10 yıllık taraftaki tahvile bet ediyorsanız sizin hafiften artık faiz indirimleri ve enflasyonun düşeceği beklentisiyle buralarda birlikte risk alabilirsiniz. Diğer taraftan dolar bazlı tahvillere yönelirsek aslında Eurobond'dan kastediyorum aslında. Eurobond'lar geçmişe bağlı olarak bunlar 1,5 yıla da 2 yıl önceki Eurobond'lara göre çok çok pahalı. Vadesi 2 yıl, 5 yıl, 8 yıl, 10 yıla kadar tüm Eurobond'ların, Türkiye'deki tüm Eurobond'ların hazinene ihraç ettiği Eurobond'ların hepsi pahalı diyebiliriz. Peki nerelerde pozisyonlanma yapmak gerekebilir? Demin ki örneğe baz alacaksak yine buradaki TL'de söylediğim strateji Eurobond içerisinde, döviz içindeki tahviller için de geçerli. Burada da 10 yıllık, 15 yıllık, 30 yıllık tahviller var. Bunların fiyatı yakın taraftaki menkul kıymetlere göre, yani Eurobond'a göre bir miktar daha ucuz. Zaten bundan bir buçuk ay önce tam hatırlamıyorum tarihini, Mehmet Şimşek şey demişti. Ya kredi ratingimiz, özür dilerim, CDS risk primimiz 200 bas puanın altına gelecek. Şu an 266'larda olan bir CDS risk primimizi düşünürsek aslında kabaca buradaki spreadten yatırımcılar bir miktar risk alabilirler diye düşünebiliriz aslında. Diğer taraftan altın ve değerli metalleri gelecek olursak deminki aslında hanımefendi çok net bir şekilde anlattı. Aslında 2024'ün son çeyreği ve 2025'in başında artık global olarak faiz indirim döngüsüne başladık diyebiliriz. Buralarda hani biliyorsunuz hani siz de yayınlarda çok kez dile getirdiniz. Hani faiz indirim döngüsü başladığı zaman hem hisse senetleri tarafında hem de değerli metal taraflarında değerlenme görüyoruz. Evet. Ama bu önce bir fiyatlanması gerçekleşiyor. Zaten adamlar diyor ki swap fiyatlamasında biz 2024 yılı içerisinde iki tane faiz indirimi gerçekleşecek. Bu faiz indirimi fiyatlanması zaten ilk 3 ay, 4 ay fiyatlanmaya yansıyor. Bu fiyatlanma yansıdıktan sonra ve arkasına faiz indirimi süreci başladığı zaman bizim deminki anlattığım ilk senaryo gibi kredi rating artışı oldu ama hani bir pozitif görürsünüz ama tam tersi negatif bir hava gördük. O da kar realizasyonu diyebiliriz. Hem ABD hisse senetlerinde hem de değerli metallerde bu tür kayıplar görebiliriz faiz artışından sonra. Peki şu anki düşüşün temel sebebi ne? Tamamen Nasdaq tarafında ve S&P 500 tarafında getirileri baz alarak söylüyorum. Tamamen rotasyon. Forward price earnings'e baktığımız zaman yani 12 aylık fiyat kazancı baktığımız zaman meydanın yani orta, yüksek, orta ve düşük meydan olarak 3 sıralamada baktığımız zaman en üst yani S&P 500'de Nasdaq'ın en üst medyanda yer aldığını görebiliriz. Buradan doğacak sonuç ile ABD cephesinde bir miktar daha değer kayıpları görebiliriz. Ama faiz indirim döngüsü başladığı zaman bu rotasyonun tamamlandığı ve bu rotasyondan sonra bir miktar teknoloji ağırlıklı eskisi kadar değil, daha çok small cap dediğimiz düşük piyasa değerine sahip Russell 2000 olur,
Daha düşük segmentteki 500 small cap'ler olur. Oralarda bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Ve bir miktar da ABD tahvillerini değer kayıplarını fiyatlanacağını düşünüyorsak da, yani şu an 4'ün aşağısına ya da 3.75'in aşağısına gelmesi fiyat dönüyor yakın çerçevede. Oralardaki ETF'lerde bir miktar pozisyonlanma yapılabilir diye söyleyebilirim kısaca. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sipay Hazine Müdürü Sayın Eren Kuru. Çok teşekkürler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Evet, Stüdyo Hamburg'un sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saatlerimiz 16.30 gösterdiğinde gün sonunda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.